Dinin kaynağı nedir? Dini olmamak veya diğer bir söylemle dinsiz olmak deyimi, tanım ve anlam olarak doğru değildir. Dinin tanımının doğru yapılması durumunda, imanlı imansız, mümin kafir, teist ateist ve benzeri dinsiz kimsenin olamayacağı, diğer bir ifadeyle herkesin bir dine sahip olduğu görülecektir. Zira din, kişinin yaşamını kendisine göre düzenlediği değerlerdir. Burada şu ayrıntıya dikkat edilmelidir. Din yaşamı düzenleyen şeydir demiyoruz. Yaşamın düzenlenmesinde ölçü alınan, yaşamın kendisine göre düzenlendiği belirleyici etken olan değerlerdir diyoruz. Diğer bir ifadeyle kişi yaşamını düzenlemede neyi ölçü alıyorsa onun dini odur diyoruz. Böyle olunca da ateiste dahil bir kimse yaşamını düzenlemede neyi ölçü alıyorsa yolunu ve yönünü neye göre belirliyorsa onun dini ölçü aldığı, yaşamını düzenlediği, yolunu ve yönünü belirlediği şeydir. Müslümanın inancını ve yaşamını kendisine göre belirlediği, ölçü aldığı, yol göstericisi yaptığı dinin adı İslam'dır. Her dinin dayandığı bir kaynağı veya kaynakları vardır. Bir kaynağa dayanmayan veya bir kaynağı olmayan din düşünülemez. Bu gerçeklikten hareketle İslam dininin kaynağı nedir sorusunun yanıtını şu şekilde verebiliriz. Dinler, dayandıkları kaynaklar itibariyle ikiye ayrılır. Vahiy kaynaklı din ve insan kaynaklı dinler. Aslında insan kaynaklı dinlerin birçoğu vahiy kökenlidirler. İnsanlar, kendilerine vahiy edilen dinlere zaman içinde müdahale ederek, ilaveler ve eksiltmeler yaparak bu dinleri insan kaynaklı dinlere dönüştürmektedirler. Keza kimi dinlerde bu dinleri yanlış bulduklarından ortaya çıkmıştır. Marksizm, kapitalizm ve benzeri dinleri bunlara örnek verebiliriz. Vahiy kaynaklı din olan Yahudiliğin, Sabiliğin ve Hristiyanlığın başına gelen dönüşüm ve değişim, İslam dininin de başına gelmiş bulunmaktadır. Onların asılları hangi nedenle bozulduysa, İslam dini de aynı gerekçe ve nedenle bozulmuştur. Ancak bu bozulmanın diğer dinlerden farkı şudur. Kur'an, vahyedildiği gün gibi sapasağlam ve vahyedildiği biçimde metin olarak da, lafız olarak da varlığını sürdürmektedir. Ancak önemli mesaj içeren sözcüklerin anlamları değiştirilerek, Kur'an da anlam üzerinden tahrif edilmiştir. O nedenle, bugün kendilerini Müslüman olarak tanımlayanların inandıklarını söyledikleri dinle, Allah'ın vahyettiği din arasında, kavramsal benzerliklerden başka bir bağ kalmamıştır vahyin söyledikleriyle ona inandıklarını iddia edenlerin inanç sistemlerine ve yaşam biçimlerine bakıldığında, yapılan değişikliğin bağlılarını nasıl şirke sürüklediği açıkça görülmektedir. Müslüman olduklarını söyleyen büyük bir çoğunluğun kafasındaki ve pratiğindeki dinle Kur'an'daki din karşılaştırıldığında, bunların aynı olmadıkları açıkça görülmektedir. Zira Kur'an'a göre dinin tek sahibi vardır, o da Allah'tır ve Allah kendi dinine elçisi de dahil hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ortak etmemiştir. Allah'ı birlediklerini söyleyenler dinlerini de birlemedikçe Allah'ı birlediklerini söylemelerinin Kur'an'a göre bir geçerliliği yoktur. Allah'ı birlemek tek başına bir anlam ifade etmez. Allah'ı birlemiş olmak için dini de kitabı da birlemiş olmak gerekmektedir. Dinin birlenmesi ise onun dayandığı kaynağın birlenmesiyle mümkündür. Kim ki dinde kaynak olarak Kur'an'dan başka veya Kur'an'ın yanı sıra başka bir kaynak daha edinirse, tıpkı Allah'a eş koşmuş gibi dinine de eş koşmuş sayılır. Allah'a eş koşmak, nasıl ki eş koşanı müşrik yapıyorsa, dininde Kur'an'dan başka kaynak edinen de müşrik olmuş olur. Biz, bu kitabı sana hakla indirdik. Öyleyse dini yalnızca ona özgü kılarak Allah'a kulluk et. Dikkat edin, halisin yalnızca Allah'a aittir. Onun yanı sıra veliler edinenler, onlara, bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz, diyorlar. Allah, hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah, yalancı olan ve gerçeği yalanlayan azılın ankörleri doğru yola iletmez. Zümer Suresi 2-3. Ayetler Yukarıdaki ayetlerde gerçek dinin Allah'a özgü olduğu, dinin sahibinin yalnızca Allah olduğu belirtilmekte ve dini Allah'a özgü kılarak ona kulluk etmemiz istenmektedir. Dini Allah'a özgü kılarak ona kulluk etmek demek, vahyin dışında hiçbir şeyi dinde kaynak olarak kabul etmemek ve sadece vahye bağlı kalarak vahyin belirlediği şekilde Allah'a yönelmek demektir. Diğer bir ifadeyle dinin tek kaynağı Kur'an'dır demektir. Allah ne diyorsa o, ne kadar diyorsa o kadar, nasıl diyorsa öyle ona kulluk etmek demektir. Sanki Allah eksik bırakmış gibi dine bir şey ilave etmek veya fazlalık varmış gibi ondan bir şeyler eksiltmeye kalkışmak, Allah'ın dinine müdahale etmek demektir. Keza din konusunda vahyin yanı sıra başka belirleyici kaynaklar öngörmek, vahyin yetersiz olduğunu söylemekle aynı anlama gelmektedir. Dinde vahiyden başka kaynaklara gereksinim duymak, vahiy tek başına doğru yola iletemez ve hakikati yalandan, iyiyi kötüden, adaleti zulümden ayırt edemez. İnsanı karanlıklardan aydınlığa çıkaramaz demek anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle onu gönderen insana doğru yolu göstermede yeterli değildir demektir. Böyle bir düşünce Kur'an'a göre küfürdür. Dolayısıyla dinde Kur'an'ın yanı sıra başka kaynakları da zorunlu görmek Kur'an'a göre büyük bir sapkınlıktır. Bir mümin için din yalnızca Kur'an'da olandır. Kur'an'ın dışında din yoktur. Nebi'nin de, onun yakın arkadaşlarının da ve ilk dönem müminlerin de dinde Kur'an'dan başka bir kaynakları yoktu. Vahyin ilk döneminden hemen sonra çok erken sayılabilecek bir dönemde Kur'an'ın yanı sıra hadis, icma, kıyas Siyer gibi kaynaklar dinin kaynakları olarak görülmeye başlandı. Oysaki yalnızca bilgi değeri olan ve imana konu olmayan bu kaynakları dinde kaynak olarak görmek dini Allah'ın dini olmaktan çıkarmak demektir. Diğer bir ifadeyle dini insan kaynaklı yapmaktır. Tıpkı Yahudiler ve Hristiyanlar gibi dini tahrif etmektir. Gönderilen dinin yerini uydurulan dinlerin alması demektir. Kur'an'ın dini dışında başka hak din yoktur. Nebi de dahil olmak üzere o ve ondan sonra gelen arkadaşlarının kişisel olarak söyledikleri ve yaptıkları şeyler din değildir. Dini referans alarak, onu ölçü yaparak, ona uygunluğu esas alarak söyledikleri ve yaptıkları şeyler kişisel şeylerdir ve yalnızca onları ilgilendirir. Kim vahye teslim olmak istiyorsa, dinini ve kulluğunu Allah'a özgü kılmak istiyorsa tıpkı nebi ve ilk müminlerin yaptıkları gibi inancını, düşüncesini, görüşünü ve yaşamını vahye esas alarak, yani dine uygunluğu esas alarak belirlemelidir. Nebinin yolunu sürdürmek, tıpkı onun yaptığı gibi dinin tek kaynağı olarak yalnızca Kur'an'a tabi olmakla olur. Bir şeyin din sayılabilmesi için onun muhakkak Kur'an'da yer almış olması gerekir. Diğer bir deyimle, Kur'an'da yer almayan hiçbir şey din değildir din olmadığı için de yapılıp yapılmaması kişisel kabullere bağlıdır. Zira dine ait olan bir şeyde kişisel tercih söz konusu değildir. Bir mümin için dinin her dediğinin kabul edilmesi ve uygulanması hususunda seçenek yoktur. Yinelersek, dinin tek sahibi Allah ve tek kaynağı da Kur'an'dır. Tarihi süreç içinde din olgusu üzerinden oluşmuş kültürel külliyatın elbette ki bilgi değeri vardır. Bu külliyatın değerlendirilmesi tabii ki gereklidir. Ne var ki ne kadar önemli olurlarsa olsunlar bu bilgiler din olarak kabul edilemezler. Bunları kabul etmek veya etmemek, uygun görüp görmemek kimseyi kafir yapmaz. Ancak din böyle değildir. Din olan bir şeyi uygun görmemek, görmeyeni kafir yapar. Din'in kaynağının tekliği konusunda önemli bir sorunda Dinin tek kaynağı Kur'andır. Kabulüne sahip oldukları halde bu konuda yeterli netliğe sahip olmayanlar tarafından ortaya çıkan çelişkilerdir. Yeterli netliğin olmayışına bağlı olarak bu konuda gerekli özen ve duyarlılık gösterilememektedir. Böyle olunca da teoride ve pratikte şirkten ve küfürden tam bir ayrışma gerçekleşememektedir. Bugün de geçmişte de insanlığın yaşadığı acıların, sömürünün, savaşların katliamların, yok oluş ve tükenişlerin ana nedenlerinden biri de vahiy dininin yerini uydurulan dinlerin almış olmasıdır. Din ne kadar bozulmuşsa acı ve yokluk, sömürü ve zulüm o denli büyük olmuştur. Zira insanın köleleştirilmesi, onun kula kul olması durumu, vahiy dininden sapma olmadan asla söz konusu olamaz. Vahiy diniyle uydurulan dinlerin arasındaki fark, yaşatmakla yok etmek arasındaki fark gibidir. Birisi afyon gibi uyuşturarak yok ederken, diğeri sorumluluk bilinciyle dirilterek yaşatmaktadır. Dinin bağlayıcılığı zaman ve mekan üstüdür. Sabittir ve değişmezdir. Ancak geçmiş toplumların din adına uydurdukları da tıpkı din gibi zaman ve mekan üstü olarak görüldüğünden, belli bir zaman diliminde ve koşulların gereği olarak gerekli görülen şeyler daha sonraki zamanlar ve koşullar içinde gerekli sayıldı. Geçmişi bugün de yaşamak gibi bir dayatmayla karşı karşıya kalan Müslümanlar, bugünün dünyasıyla, diğer bir deyimle yaşamla bağlarını koparmak zorunda kaldılar. Orsaki zaman ve mekan üstü olan din, müminlerden yaşamlarını ve yaşamı düzenlemeyi ihtiyaçlara ve zamanın koşullarına göre kendilerinin yapmasını istemektedir. Yani din müminlere demektedir ki insanın doğasına uygun zamanın ve koşulların gereklerini de dikkate alarak vahye uygunluğu esas almak koşuluyla kendi hayatınızı ve dünyanızı kendiniz düzenleyin. Yasalarınızı ve kurallarınızı kendiniz belirleyin. Müslümanlarsa bunu yapmak yerine dine bağlılık adına atalarının geçmişte yaşamlarını düzenleme biçimlerini din edindiler. Ve bundan dolayı yeryüzünün mağlupları, mağdurları, yoksulları, ezilen, aşağılanan, hor görülen gürsüzlere olmaları kaçınılmaz oldu. Kur'an, kendisinin din konusunda yeterli olduğunu ve dinin tek kaynağının yalnızca kendisinin olduğunu, kendisinden başka bir kaynağa yönelenin kendisini terk etmiş sayılacağını, dinlerini parçalayıp gruplara ayrılarak müşrikler gibi olacağını söylemektedir. O halde hanif olarak dine yüzünü ikame et, insanları üzerinde yaratmış olduğu Allah'ın fıtratına, Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Dost doğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Rum Suresi 30. Ayet